Çekiyor musun? Çakıyor musun ne ya? Vlog çekmeli o kadar olmuş ki. Bugünün bir özetine girmek ister misin? Evet. Baştan başlayalım arkadaşlar. Bugün aslında sabahtan başlayacaktı. Faruk'u aldık sabahtan. Antrenman gibi bir şeye gittik. Kanka benim araba Kaşkay. Artık ona göre bir şey alırım. Senin Tiguan mı hala? Aynen. Antrenman gibi bir şey. O neydi? Antrenman gibi bir şey yapmaya çalıştık. Olmadı. Bazı sebeplerden dolayı olmadı. Her zaman olmaz. Çünkü biz de insanız. Bizim de yapamadığımız, başaramadığımız günler oluyor. Bunları da sosyal medyaya yansıtmak lazım ama onu nasıl çekip video atabilirdik ki? Gerçekten kameranın bataryasına yazık olurdu. Atılacak derecede değildi. Saat 9'a geliyor. 9 benim için antrenman yapmadığım her gün. Bir antrenmana mı gitsem saatidir? Çünkü hemen 9.30'da yetişip ufak bir antrenman çıkar. Şimdi belki de bu tüm konuşmayı boşa yaptım. Bilmiyorum. Yazı turu atmalı mıyım gerçekten? Yazı turu atacağın anda gerçekten hissedersin antrenmana gitmek istemediğini. Ama bu yazı turadan önce bir 20 dakika gitsek mi gitmesek mi? Sen beni gitmeme hakkında iddia etmeye çalışıyorsun. Ben de gidelim. Şimdi evet ben şu odadaydım. Sen şu odadaydın. Ben şuradan kalktım ve kafamda tamamen gitmeme hissi varken Faruk'un gitme isteğini içimde düşünerek gittim pre-workout belki hazırlarım falan. Sonra Faruk dedi ki ben çok yorgunum. Ve bu benim tüm motivasyonumu kırdı. Ama benim yorgun olmamın bir önemi yok çünkü ben bir savaşçıyım. Sen bunu dedin çünkü benim gitmek istemediğimi hissettin. Ama evet. Ben gitmek istersem s*** gibi de kalacaksın. O zaman bir yazı turayla buna karar vermedim. Yazı mı? Gidiş, tura mı? Tura. Turayla gidiyoruz, yazıyla artık PlayStation oynarız, hamburger mi yeriz? İkisini sonrasında da yapabiliriz. An itibariyle pre-workout hazırlanıyor. Hayır, şimdi ne çalışacağımız için atmamız lazım. Çünkü saçma sapan bir split oldu. Aynen. Bir çeyrek itiş yaptık sabah. Kol yapabiliriz. Kol yaparsak yarın sırt yapamayacağız. O yüzden J-cut'ları göğüs antrenman. Göğüs. Sadece göğüs mü? Aynen. Tamam lan, sadece göğüs. Triceps yapmayacak mısın? Çarşambaya o zaman triceps kalmayacak. O zaman bunları yanımda götürmüştüm boş yere. Pre-workout limonlusu çıkmış. Ben daha almadım. İsraf mı olsun? Aynen. İsraf mı olsun? Limonlusunu alıp onu... geliyor diye. Limonlusunu alıp onu kardeşine de verebilirsin. Tamam. Sana bu hediyem olsun. Teşekkürler. Ben biraz işimi riske atmıyorum bu aralar. Elektrolit de içiyorum. Bak 3 tane şey götürmüşüm yanımda. O kadar iyi bir idman hayaliyle. Neyse. Ben ama şeyi gördüm. Oradaki hayal kırıklığıyla... Ben hiç videom aldım. İçmedim bile. O kaldı o şişe. Şu ama hayal kırıklığıdır ya. Şunu yanında taşımışsın anladın mı? Tamam. Gidiyoruz. Kosi. Tamam mı? Bunları bir kafaya koyun. Ama muhtemelen iyi de bir antrenman çıkaracaksınız. Ama ben salona asla 9'dan önce gitmem. Gece antrenman yapıyorsam. Çünkü çok kalabalık oluyor. Evet kesinlikle. Çok da fazla söylenecek bir şey yok. Aynı antrenman sabahkin gece yapıyorsa ne kadar değişebilir ki? Ha bir de tabii şunu belirtmekte fayda var. Yemek ne zaman yedik hatırlamıyoruz. Bu da demektir ki çok da önemli değil. Bak benim bak ufak şeylerden motive olacaksın tamam mı? Bu tarafa gideceksen. Araba ya, o tarafa dönükse. Araba bu tarafa dönükse motive olacaksın. Gerçekten. Bu bende de çok var. Bu, hatta ben bunu genelde hesaplayıp arabaya koyarım. Sonra bu tarafta bir salona giderim. Bu da çok yaşandı. Şunu peki biliyor musun sen? Ben manuel seviyorum kardeşim. Şunu biliyor musun? Ha. Japon oğlum Japon. Kafanda yavaş yavaş idmanı kur. Sonra salona girince ne yapacağız ne edeceğiz olmaz. Ha, ya da hiç kurma boşver muhtemelen. O kurduğun makineye gönderdiğin enerjiyle o şu makine, makine dolu. Dolu. 3 kişi dönecek. Sonra diyeceğiz ki Smith Machine'de mi yapsak presi? Orada bir tane hanımefendi 8 set hip thrust. Aynen. Sonra 6 set Bulgarian split squat. Sonra tersten leg press gibi bir şey tersten. Yapıyorlar. Incline plate loaded mi yapıyorsun yoksa bench press'e geri döndün mü? Sana bir şey diyeyim mi? Bench press arada yapıyorum 3. hareket olarak. 3. hareket. Gerçekten. Hatta geçen yaptım. 120 kiloda çok rahat yaptım.
Ciğer sesi mi? Vitek değil, Mivek. Çok gereksiz detaylarla dolu bir video. Neydi o? 16AG miydi? Şeyin, Evo'nun motor kodu. Sen daha yemiyorsun hocam ya da sen takılıyorsun artık. Yani otoparkta şart diye yer bulduk. Asansör yürüdük. Asansör açıktı ve direkt McFit'in tuşu basılıydı. Evet. Güzel bir antrenman çıktı. Bunlar iyi işler. Bana ısınmayla ilgili bir konuşmak istiyorum. Tamam. Bu duymaya hazır mısın? Evet. Abi ısınma çok abartılmış bir şey. Tamam. Salona gelirim. Salona gelirim. 2-3 set ne yapacaksam onu yaparım, başlarım. Ama gerçekten. Gerçekten. Bu benim çok net bir düşüncem. Tekniğin mükemmelse, iyiyse demiyorum. Tekniğin mükemmelse bir kaza haricinde sakatlanmaz. Çok fazlasın bana gerçekten öyle 20 dakika mobiliteler, esnetmeler, bir şeyler, bok gibi tekniğin varsa evet, bunlara ihtiyacın olabilir. Tutup şimdi buna da şey derler mi? Sen ilaçlısın, ısınmana gerek yok. Ne yaptın hoca sabahtan akşama? Ne yaptın? Geç sabahı çekmedik ki. Bir tane kimseye paylaşmadığın gizli bir waffle'ın var ya, ondan alıyor bunlar. Paylaştım da anlayan oradan gizemi çözer, anladın mı? Anlayanın damarları böyle olur. İkinci working set. Evet. Üç work set yetecektir. Bir work set olmaz. Bravo. Çok sıkı. Koltuk aldın mı? Ben hiç ellemedim. Oğlum ne yapayım? Ben de ellemedim ya. Allah Allah. Abi neyse böyle yapacağım. Şu arabayı yıkattıktan sonra girilen tripler. Gelişti diyebiliriz. İlk yaptığını sevmiyor muydun? Normal incline'ı sevmiyorum. Smith machine'de. Bench'i de sevmiyorum. Sonra bir gün bunu deneyesim geldi. Tamamen içgüdüsel bir şekilde. Ve bayıldım. Ben biraz kalçamı öne koyuyorum. Tam şuraya yaslamıyorum. Tamam. O yüzden yine şeye geliyor. Ha, aynen. Onu ayarlayabiliyorum yani. Tamam. Biraz daha fazla yapsaydım. Isınma gibi oldu sanki. Evet. Ama 10 tane de yaptım, ısınma da onlar. Küfürleri diplersin. İnşallah. En az bir 10 dakika set arası vermek zorunda kaldık. Tüm makineler doluydu. Sen pazartesi herkesin göğüs günü olduğunu hesap edemedik. Bir de en dolu saatlerden biri olduğunu. Nedir ya? Umarım videoda da böyle gördüğüm şekilde çıkıyordu. Ama şunu söyleyeyim, ne kadar iyi çekersem çekeyim gerçeklik gibi değil. Eyvallah. Kamerada söyledim mi bilmiyorum ama dedim ki bu antrenman kesin çok iyi bir antrenman olacak dedim. Evet, ben ne dedim? Bir şey demedim sana. Bir şey demedin evet. Çok iyi bir antrenman oldu. Gerçekten. Gerçekten çok iyi bir antrenman oldu. Triceps yaptık, çekmedik. Triceps. Evet. Triceps'te ne yaptığımı benim herkes çok iyi bilir. Yazdığım programda ne yazıyorsa aynısını yapmadık mı? Kesinlikle aynısını yaptık. Kesinlikle aynısını yaptık. Evet. Aklıma bir şey gelmedi.
Şu an kan sanırım tripslerimde aklıma bir şey gelmiyor söyleyecek. Evet, dostlar, antrenman yaptık, eve geldik. Keyfimiz yerine geldi gerçekten. Bu da böyle bir psikoloji, anladın mı? Bu şekilde bir psikoloji. Yani iyi bir antrenman yapınca gerçekten günün kalanında keyifli geçiyor. Ama gerçekten kötü bir antrenman yapınca da günün geri kalanı bok gibi geçiyor. Rezalet geçiyor. Her zaman öngörülebilir bir şey değil. Tabii mesela antrenman kötü olmuştur. Başka bir şeyi yaparsın. Yine oradan bir motivasyon sağlarsın. İçsel bir motivasyondan bahsediyorum yani. Bir motivasyon videosu izleyip motive olmak değil. İçsel. Ama güzel. Ama tabii gece aldığımız için bu motivasyonu yarına kalmayacak. Yarın sabah yine yarın iyi bir antrenman yapmamız gerektiği için. Yarın mutlu olmak için yarın da çok. O yüzden ben zaten sabah yapıyorum antrenmanı ve iyi çıkınca tüm gün euforik geçiyor. Peki off günlerde sende de böyle bir iç bunalması falan oluyor mu? Planlı off günse abi. Mesela önceki gün dediysem ki aga yarın off gün dediysem hiçbir şekilde iç bunalması olmuyor. Çok da mutlu oluyorum. Ben de böyle bir şey oluyor. Lan bir antrenmana mı? Bir şey lazım ya. Abi göbek atalım. Bir insan zaten birkaç tane sert antrenmandan sonra off ihtiyacı hissetmiyorsa cacıktır, anladın mı? Ben mesela iki tane sağlam antrenman yapınca hadi üç diyelim peş peşe. Ertesi gün diyorum ki ben çok güzel bir off günü hak ettim. Hatta bazen çok sert geçtiyse antrenmanlar diyorum ki ben iki tane off günü hak ettim. O yüzden hiç off gün bana batmıyor ya. Seviyorum hatta off vermeyi. Ama plansızsa bugün gitsem mi gitmesem mi gitsem mi gitmesem mi o aşırı rahatsız edici bir şey. Şimdi geldik eve son pilav tanelerini Faruk Bursalı'ya verdim misafir olduğu için. Böyle bir misafirperverlik. Yani artık senin misafirliğin kalmadı gerçi ama. Eyvallah. Yine afiyet olsun tabii. Şimdi yine bir pirinç yapacağız. Saat fark etmez. Yaklaşık bir saat yemek baktık ne söylesek diye. günün sonu. Yaklaşık bir saat ne yemek söylesek diye baktık. Sonra yine dedik pirinç yapalım. Tavuk söyledik bir de. Normal çiğ tavuk söyledik. Işıklar kapalı çünkü gece zaten antrenman yaptığımız için sinir sistemimiz oldukça aktif. Tüm epinefrinler kanda cirit atıyor. Tansiyon yüksek. O yüzden biraz sempatik sinir sistemine baskılasın diye ışıklar kapalı. Ya da ampul de patlamış olabilir. Değiştireceğiz inşallah. Yani. Bu şekilde Faruk Bursal'ın ufak bir sürprizi var mı? Videoya ona göre kapatacağım. Bir yemek hiçbir şey belli olmaz. Hiçbir şey belli olmaz. Yani ben o zaman pirinci koyuyorum izninle. Pirinci yıkarken benim bir videom vardı, hatırlıyor musun? Evet. Büyümek için ne kadar yemelisin? Evet. İlk çektiğimiz vlog senin kanalına. Evet. Vay be. Evet, cheat meal sayılmaz bence bu. Adere bulgur yıkaması pardon. Tabi gece... Bir şey sorabilir miyim? Saat. Hiç sporun başlarında falan bulgurla diyet bulgur, yaptın mı? Ben bulgur yedim. Ben bulgurla beslendiğim bir dönem oldu. Çok eski bir dönemdi. Çok eski bir dönemdi. Çok eskiden nedense bulgur çok meşhurdu. Bir de bulgur gerçekten fazla miktar oluyor. Hiç 500 gram bulgur yaptın mı? Hayır. İnanamazsın. Diyet de yenebilir aslında bak. Şimdi düşündüm ve aklıma geldi. Bulgur diyet de yenebilir. Şimdi... Yanlışlıkla yeni fitness'a yön verdik ya. Lanet olsun. Ayran söyledik. Faruk dedi ki ben ayrandan gelen kaloriye almam. Ben dedim ki ayranda çok sıkıntı bir kalori yok. Ya bir içeceğin kalorili olması aslında saçma ama kalorisiz ayran diye de bir şey olmaz sana. Evet. Light ayran diye bir şey var mı? Değil. Şimdi açık ekşi ayran içmemiz lazım. Metal bardakta gelecek bakır. Bir yorgunluk çöktü mü sana da? Evet. Bunu beklerken çok. Çok bekledik ya. Bir saat bekledik. 600 gram pirinç yaptım arkadaşlar ve tavuk pişiyor şu anda. Ve muhtemelen onlar yarının yemeği olacak. Hazır olacak. Sorun yok. Yarın da çünkü aynı gün. Sonraki gün de aynı gün. Sonraki gün de aynı gün. Yani aslında ne yiyeceğini düşünmemek mükemmel bir şey. Kesinlikle. Her gün kalori sayacak olsaydım kafayı yerdim sanırım.
Kalori sayıyor muyum? Artık saymıyorum çünkü yediğim miktarlar sabit. Yediğim miktarlar üzerinden oynuyorum. Tabii ki bu belirli bir kalori. Bu şey gibi, anladın mı? Acun Ilıcalı'nın sürekli siyah tişört giymesi, evet, gibi. Gerçekten. Öyle bir dert yok. Abi kalkıyorum, pirincimi koyuyorum, tavuğumu yapıyorum. Richard Mille saatimi takıyorum. Zaman zaman en fazla tavuğa attığım baharat değişiyor. Bazen hiç olmuyor. Bazen oluyor. Baharat demişken ben bununla tanıştım. Amerika seyahatinde diyecektim. Neredeyse Ankara seyahatinde. O gerçekten çok iyi ya. Ben hardal hiç sevmem bu arada. Ben onu bilmiyorum, denemedim. Ben istemedim, göndermişler. Belli ki sarmış yani. Sardı. İkincisi. Ama sweet chili gerçekten. Bu gerçekten çok iyi. Keyifli. Ama çok hızlı bitiyor. Evet, çok hızlı akıyor çünkü. Bu bence büyütülebilir. Minimum bu boyda olması lazım. Duyurmak bence lazım. Ya şunları şu ayranı pet bardağa koyalım da bardağı yıkamayalım ama. Adamlar bildiğin bir Ar-Ge yapmışlar. Evet, taco peyniri falan var, garip. Ama Doritos yok bunun. Normalde Doritos da olmalı. Doritos? Biraz var. Zorlanıyorum. Bu arada normal taco benim sevdiğim bir şey değildir. Ben çiğ köftenin vücut geliştirmeye uygun bir besin olduğunu düşünüyordum çok eskiden. Çünkü ben çiğ köfteye yağ katıldığını bilmiyordum. Ciddi anlamda bir yağ katılıyormuş. Hiç makronlarından veya kalorisinden haberdar değilim. Gerçekten sürekli tavuk pilav tarzında yemek zorunda değilsiniz. Evet. Ama şöyle bir problem var ki, hatta bununla ilgili birkaç yazı okumuştum. Hazır gıdalarda ve kalorisi rastgele hesaplanan şeylerde, yani bir burger yedim mesela ya da hazır paketli bir gıda aldım, %20 civarında en az kalorilerde hata oluyormuş gerçekten. Bununla ilgili birçok makale okudum. O yüzden sizin makrolarımı çok iyi hesaplıyorum dediğiniz o diyette belki sonuç alamamanız, ama tavuk pilav ya da bu şekilde sade bir diyette sonuç almanızın nedenlerinden biri de bu olabilir. Çünkü yani 200-300 kalori bile oynasa bu haftalık bazda oldukça fazla bir miktara denk geliyor. Yağ makrosunun fazla olması, karbonhidratın daha düşük olması, belki antrenman performansınızı düşürecek. Aynı zamanda kalori surplus'tayken yağların çok da efektif kullanılmıyor olması yine sizin vücut formunuzda değişikliğe sebep olacak. Tabii ki sadece bir yarışmacı gibi beslenmek herkes için uygun olmayabilir. Açıkçası bence yoğun çalışan ve başka işleri olan insanlar için çok kolay. Yani sabah kalkıyorsun, ne yiyeceğim diye düşünmüyorsun. Öğlen ne yiyeceğim düşünmüyorsun. Akşam ne yiyeceğim düşünmüyorsun. Harika bir şey. Bence insanı gerçekten farklı bir disipline sokuyor her anlamda. Yani diyet disiplini, antrenman disiplini, kişiye iş disiplini, çalışma disiplini. Bunun gibi şeyleri de katıyor. Yani ben 10 senelik vücut geliştirme serüvenimde yavaş yavaş bunları arttırdım ve gerçekten hayatımın diğer yönlerinde de çok faydasını gördüm. Biraz belki esnek olabilirsiniz diyetinizde, ama dediğim gibi taviz vermeye çok alışırsanız bu tavizin gerçekten bir sonu yok. Tavuk çıtır diyor sana. Dakika hızlı ama 8 kilometre uzun yolu mu gitmeyi tercih edersin? Ben 2 dakikaysa sadece kesinlikle 2 dakika fazla gidebilirim. Kesinlikle. Her zaman en kısa yol bildiğin yoldur derler. Bildiğim yol yok. Bildiğim yol yok. Bugün bir çekiş. Şimdi çekiş antrenmanı deyince push pull leg oluyor. Sırt antrenmanı deyince bölgesel oluyor. Mesela buraya sırt ön kol deseydin bölgesel bir antrenman yapmıştın. Bölgesel antrenman olacaktı. Dün şimdi itiş yaptık desek arkadaş, o push pull leg mi? Yo, dün biz göğüs triceps yaptık. Omuz yoktu. Ki gördünüz de triceps'i görmediniz ama. Neyse, bugün sırt antrenmanı yapmaya gidiyoruz. Son zamanlarda fark ettiğim kadarıyla oldukça fazla antrenman metotları tartışılıyor. Özellikle heavy duty tekrar bir popüler oldu. Çünkü yavaş yavaş artık, ben çok önceden beri söylüyordum yani. Ya tükeniş diye bir şey kimsenin anlattığını hatırlamıyorum. Hala one rep max'in işte yüzde bilmem kaçıyla gibi bu çağ dışı bilgiler kullanılıyordu.
Neyse ondan sonra insanlar gerçekten olayın tükeniş olduğunu fark edince yani 8 tekrar mı yapayım, 6 tekrar mı yapayım, 12 tekrar mı yapayım meselesinden ziyade tükenişe gitmek ya da tükenişe yaklaşmak olduğunu fark edince yavaş yavaş farklı metotlar düşünülmeye başlandı. Bunlardan birisi de tabii yüksek yoğunluklu antrenman işte en çok söylendi ya da Dorian Yates'in çalıştırdı ki Dorian Yates, Mike Menzer hiçbir zaman Dorian Yates'i çalıştırmamıştır. Sanki o onun antrenman sistemini yapıyormuş gibi bir lanse edilmiştir ama bu Dorian Yates'in de hoşuna gitmemiştir. Bu tarihi şey anlatanlar gibi olmuyor. Yani oradaymış. Fatih öyle dememiştir. Bunu bilirsiniz zaten. Demem o ki haftada bir kası gerçekten birkaç set çalıştırmak istediğiniz kadar tükenişe de gitseniz çok mantıklı görünmüyor şu an güncel verilerle beraber ama şunun da farkına vardık ve çok uzun zamandır ben de söylüyorum. Bir set tükenişe yaklaşmadıktan sonra hipertrofiye gerçekten katkısı olmayacak. O yüzden ölçüt noktanız her zaman o olmalı. Yani ben biraz daha ortada bulunuyorum yani. Yani heavy duty dediğiniz sistemi gerçekten araştırdığınızda hiç kimse onu yapmıyor aslında. İnanılmaz düşük bir volüm var yani bir kas için böyle. Yani 4 set yapıyorsun göğüs. Bir hafta boyunca göğüs yapmıyorsun bir daha. Yani ben bunun kesinlikle yeterli olduğunu düşünmüyorum. Zaten hiçbir bilimsel veri de bunu desteklemiyor. Ama bilimsel veri tarafına gelirsek de çok daha fazla volümün tolere edilebileceğine ya da yapılabileceğine dair konuşmalar var. Bunu da şu açıdan mantıksız buluyorum. Çünkü vücut geliştirme gerçekten biraz da böyle hype'lanarak yapılacak bir şey. Yani biraz soru çözmek değil. Soru çözmek gibi değil. Gerçekten vücudunu zorladığın noktada biraz sinir sistemini, mental olarak psikolojini falan zorlama. Yani şöyle sete girip böyle gittiğin tükenişle gerçekten odaklanarak yaptığın bir tükeniş arasında çok fazla fark olacaktır. Bu yüzden de çok da fazla volümün de yapılabileceğini düşünmüyorum. Ama herhalde bu insan doğasında böyle olan bir şey. Yani bir yere ait hissetmek istiyor kendini. Bir antrenman sistemine bile ait hissetmek istiyor. Ay gerek yok. Her şeyin en iyi yönlerini alın. Böyle bir sistem oluşturun kendinize ki bu bence hem volüm hem yoğunluk. İkisinin orta noktasını tutturarak hem bilimin gösterdiği kadarıyla hem de tecrübe ettiğimiz kadarıyla. Yani ben şöyle de biri değilim. Ha, bilim bunu diyor. Tam biz arganayım ama. bu da değilim. Yani ben biraz da konu belki farklı bir yere gelecek. Mesela tam bir zargana'dan vücut geliştirme üzerine bir eğitim alır mısın? Tamam. Vücut geliştirme üzerine. Yani skolyozdur, fonksiyonel antrenmandır, sedanter. Bunu söylemiyorum şimdi. Üzerine bazı dangalaklar üzerine alınmasın. Ama vücut geliştirme anlamında baktığında ben kesinlikle bazı şeylerin deneyimlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki bunu şundan da söylüyorum. Benim ciddi anlamda fazla teorik bilgim birkaç sene öncesinde de vardı. Belki hiçbir teorik bilgi eklemeden bunları tecrübe ettikçe bile farklı şeyler gördüm. O yüzden ben gerçek anlamda vücut geliştirme antrenmanı yapmamış kimsenin herhangi bir şekilde bu işi yaptırabileceğini düşünmüyorum. Ha yine siz hayır ben bilgiye bakarak alırım diyorsanız yine benden alabilirsiniz. ya benim buna sallamam için hiçbir sebebim yok çünkü bende ikisi de var. Ama benim şahsi düşüncem bir insan gerçek anlamda vücut geliştirmeyle haşır neşir değilse bir insana gerçekten o vücut geliştirmeci fiziğine ulaştıramayacağını düşünüyorum. Hani her adam gelmiştir 40 yaşına. Bırakmıştır bir şeyleri ya da bir dönem yapmıştır bırakmıştır. Bunu söylemiyorum ama bir dönem deneyimlemesi bence gerçekten çok önemli. Çünkü bazı şeyleri okumak değil bir de onları sahada denemek farklı bir bakış açısı katıyor. Yani sadece bilimsel bir makaleden okuduğun şey gerçekten o kadar iyi uygulanamayabiliyor gerçek hayata. Yarım saat falan yol geldik sanırım. Evet. Buğra hocamın salonundayız. Selamlar, hoş geldiniz. Buğra hocam off gün veriyormuş iki tane. İnşallah önümüzdeki haftada onunla bir antrenman yapacağız. Abi bayağıdır düzenli ben bacak çalışıyorum. Artık sanırım bir bacak idmanı yapmaya hazırım. Hazır zaten. Vallahi artık düzenli bacak çalışıyorum. Düzenli bacak çalışmamın da en büyük sebebi şu. Düzensiz çalışınca ağrı oluyor abi. Bir ağrı oluyor. 4 gün yürüyemiyorsun kesinlikle. Yine 4 gün yürüyemeyeceksin der gibi baktı ama. Bu sefer senin planladığın şekilde yaparız. Yok abi yok. Bana da iyi olur. Yok yok. Benim planladığım aşırı şey yani. Sedanter bacak antrenmanı. bakalım biz bir Faruk'la sırt antrenmanı yapacağız. Bu kadar.
şunları göstereyim mi? Yine bak çok ilginç bir şey var. Bak mesela bununla başlıyorsun ya, bununla başlıyorsun artık yavaş yavaş her antrenmanda pre-workout içmeliyim mentalitesine giriyorsun. Sonra yanına bir şey daha içince onu da içmeliyim mentalitesine giriyorsun. Yanına bir şey daha ekleyince onu da içmeliyim mentalitesine giriyorsun. Ve uzun bir süre sonra bunlar gerçekten senin standartın oluyor. Pre-workout'ı ilk aldığın zaman o sene sadece bunu kullanmak bile bir şekilde hype'larken artık normal bir seviyeye geliyor. O yüzden ben her antrenmanda bunları içmeyi çok da önermiyorum abi. Ne düşünüyorsun sen? Her antrenmanda içer misin mutlaka? Ben içmiyorum. Yani pre-workout şimdi koç da vermiyor enteresan bir şekilde. Kafeini çok minimumda. O kadar bir sebebi var mı abi peki? Yani herhalde yarış dönemi kullanacak diye düşünüyorum yani. Şu an kafamda öyle bir şey oturttum ama ve pre-workout'la geçmişle de alakalı. Abi zaten bende genelde pre-workout'lar birinci haftadan sonra o ilk hissiyatı vermemeye başlıyor. Bir de senin de dediğin gibi bir şey must, mecbur hissedince onu evde unuttuğun gün idman yapamayacak hale geliyorsun. Evet, kesinlikle psikolojik olarak. Ben ama her yarım ölçek almışımdır. Hiçbir zaman ben tam ölçek almadım. Çünkü bende o bir tık şeyi açıyor. Yani mesela evden geldiysen böyle, bir de ben genelde sabah yapıyorum abi. O uyku tam açılmıyor. Onun böyle bir işte sempatik etkisi, bir uyandırma etkisini hissetmem için yarım ölçek bana yetiyor genelde. Ama gerçekten hiç kullanmamak mükemmel bir şey. Ben de gün içinde çok kafein almam. Mesela dün idman yaptık ya gece, ben uyuyamadım. 3'te falan uyuyabildim abi. Dün akşam 9'da idman yaptık. Gece 3'e kadar böyle. 9'da ikinci atar. İkinci antrenmanı yaptık. Bakalım, sırtım ağrıyor ama çalışacağım yine. Sen de haftada bir mi çalışıyorsun abi bölgeyi? Ya bak onu soracaktım, yani şimdi aklıma geldi. 1,5 yıldır falan iki çalışıyor. Mesela iyileşiyor mu haftada iki? Ben mesela şu an tam iyileşmemiş. Ne düşünüyorsun bu tarz durumlarda? İyileşmesine takılmadım. Yani çalıştım ben. Ya ağrılı da çalıştığın oldu mu? Oldu ve ama sırtım çok gelişti. Ama mesela geçen gün artık dedim göğsü biraz ön plana alayım. İki gün arayla ikinci göğüs idmanını yapmaya çalıştım. Yani antrenmanı yapamadım. Gerçekten hayatımın en kötü antrenmanlarından biriydi böyle. Mesela nedir tam olarak? Yani şunlar olunca benim için kötü bir antrenmandır dediğin şey nedir? Ya mesela bir önceki antrenmandan ağırlık olarak %20 falan aşağılara düşüyorsa eğer veya tekrar da yine o aşağılara düşüyorsa, bu demek oluyor ki ben hani kendim için dinlenmediğimin zaten yeterli göstergesi. Mesela ama yine de ona rağmen pump düzeni iyiyse yine de mesela sence o antrenmandan bir şey alınır mı? Verim alınır mı? Kilolar mesela bazen olur ya böyle, kilo çok kalkmaz ama pump iyidir yani. Evet, Adene'de. Pump iyi olsa da antrenman hacmini düşmüş oluyor. Hani bir yandan. O da artık ben hep hacim odaklı çalıştığım için o hacmi düşünce çok böyle tamamlanmış bir antrenman gibi hissetmiyorum aslında. Evet. Ya antrenmanda yükselemiyorum böyle hani. Doğal olarak bu pump'a da etki ediyor yani, o antrenman pump da çok alamadım. Abi benim zaten aynı şekilde yani, ağrı varsa kasta, özellikle ben de göğüs benim de biraz geri bölgem olduğu için sanki çok iyi de recovery olmuyor diğer kaslara göre, bilmiyorum. Ya da belki geri olduğu için ben biraz gereğinden fazla zorluyorum. Hafif bir ağrı varsa, çok ağrı varsa ben de yapmıyorum genelde o antrenman, ama hafif bir ağrı varsa biraz o anki psikolojime bağlı sanırım. Ama mesela ağrılıyken mesela sırtım şu an biraz ağrıyor. Yani tam performans olur mu bilmiyorum. Ama her zaman zorladığımdan biraz daha az zorlayacağım bu kez. Buğra Hoca da yeni bir koçla çalışıyormuş ama antrenman programını kendi yapıyormuş. Ne düşünüyorsun abi bununla ilgili? Yani demek ki sen antrenmanı o zaman tam yaptığını düşünüyorsun. Ben mesela tam yaptığımı düşünüyorum şahsen antrenman konusunda. Ya ben zaten antrenmanda hani hep şöyle düşünüyorum. Birinin çıkıp da bana bu hareketin yerine onu buradan çek, sırtın bak daha iyi gelişecek dediğinde o hareketin sırtımda dünyayı fark ettireceğini düşünmüyorum. Çünkü antrenman biraz hissiyatla alakalı daha çok. Zaten hani bizim seviyemizdeki sporcular antrenmanda verebileceğini en yüksek seviyede verdiği için antrenmandan kaçtığımız bir nokta yok. Onun için bir koçun bana o hareketin yerine bu hareket veya şu tekrar yerine bu tekrar demesi değil de benim o antrenmanı seçtiğim hareketlere verdiğim yoğunluk, uyguladığım şiddet daha çok önemli diye düşünüyorum hani. Bir başkasının bana neyi yarayacağını
söyleyebileceğini çok düşünmüyorum. Zaten o yüzden birçok pro koç da hani idman yazmıyor. Antrenman koçları falan var tabii ki ama hani ben de yazıyorum antrenman programı. Hı-hı. Ama biz bunu bilmeyen insanlar, evet, evet, seviyesi düşük insanlara biz... bir yol çizsin diye. Koçluk alıyorsan bunun sebebi senin kafanda net olmalı. Sen antrenman konusunda bilgin eksiktir, antrenman programı için alıyorsundur. Kesinlikle çok normal ama belli bir seviyedesindir. Beslenme konusunda hani birinin takibi, söylemesi daha iyi oluyordur. Çünkü diyorsun 5500 kalori yiyorum diyorsun. Yani bazen bir insanın kendi iradesiyle de 5500 kaloriye çıkması çok zor. Yani birinin sana onu dayatması lazım. Onun etkisi oluyor. Yani tabii şu da var. Yani senin tecrübendeki her insan da antrenmanı hakkıyla yapıyor anlamına da gelmez yani, aslında herhalde. Çünkü yani ben hani o konuda eminim kendim. Evet yani, evet. Yani, bunu düşünüyorsan harika. Bir de işte zaman zaman birinin yazmasına gerek yok. Başka koçların idmanlarını da denedim. SSD denediğim dönemler oldu. İşte itiş çekiş. Yine başka bir koçun hazırladığı itiş çekiş antrenmanını denedim. Kesinlikle aynı verimi alamadım. O zaman başlayalım. Bak, şimdi çok kalabalık salonlara gidiyoruz. Böyle boş bir salona gidemiyoruz maalesef. Mesela bakıyorum, Light Pool'dan da biri var. Şununla yapıyor. Ya da şununla yapıyor. Ya da başka biriyle yapıyor. Ya çok fark etmiyor. Günün sonunda illa bir aparat takıp yapman değil, orada senin LED'lerini gerçekten hissetmen. Yani illa bununla yapacağım diye bir şart da yok. Ben bazen gidiyorum, şu tutuşla yapıyorum. Hatta iyi de geliyor biliyor musun? İlginç bir şekilde. Ya farklı bir aparatı denediğimde yine zaten bende yeterli zihin kas bağlantısı varsa aynı hissi. Hatta bazen farklı bir şey oluyor. Mesela çok öncelerde bir kez takılı diye şu kabloyu denemiştim. Instagram story'e sürekli attım. Ve normalden de iyi gelmişti. Onunla devam ettim. Ben sırf sende gördüm de bir kere denedim. Bir kere. Yanlış yapmışsın o zaman. O bu arada bayağı iyi. Belki tek bir şey söyleyeceğim bununla ilgili ve tüm bu işin sırrı çözülecek. Şu barı sadece şuradan şuraya kadar çekmek için daha hafif kilo girmektense, yani şuradan şuraya kadar çekmek için daha hafif kilo girmektense daha ağır yapıp kasın en uzun mesafede zorlanmasını tercih ederseniz sırtınız daha iyi büyüyecek. %100. Şimdi bugün biraz sırtım ağrıdığı için çok fazla kası tükenişe götürmedim. Tükenişe götürmediğinizde yani yine tükenişe yaklaşıyor, yani hipertrofi olacak kadar kesinlikle. Ama intensity'yi biraz düşürdüğünüzde volümü arttırabiliyorsunuz. Normalde ben bir tane üstten çekiş türevi yaparım. Ama onda kiloyu kesinlikle çok zorlamadım. Yani benim her zamanki kilomun altındaydı. Ve tam bir deferiyere gitmedim her set. O yüzden birkaç set de bu aparatla yapacağız. Yani bir de böyle bir değişik bir şey bulmuşken.
yanlış mı diyecektim tam. Sağlık, benden bu kadar. Cable Drop. 10 senelik Cable Drop. Evet, artık şöyle bir şey var. Tabii Cable Drop'da çoğu salonda kilo yetmiyor. O yüzden ben de biraz hareketi yavaşlatıyorum. Biraz daha yavaş şekilde yapıyorum. Tekrarı arttırıyorum. Çünkü neden? Tekrarı arttırdığınızda inanın 20'ye kadar çok rahat gidebilirsiniz. Yani 20'ye kadar gittiğinizde de aynı alacağınız hipertrofiyi alabilirsiniz. O yüzden 6 yapmalıyım, 8 yapmalıyım gibi bir düşüncede olmanıza gerek yok. Ki hatta araştırmalar gösteriyor ki 30 yap istersen. Ya tükenişe git, istersen 30 yap. Yine hipertrofi alacağını gösteriyor, söylüyor. 30 biraz ekstrem. Ama bence 20'ye kadar bile gidilebilir. Ama bugün 10 tekrar. 10 tekrar yapıp bırakacağım şimdi. Ha, dünün yorgunluğu var. Gerçekten dünkü antrenmandan sonra bir de o gün son bir pilimizin şeyini bitirmişiz. Yarın yapılmalıydı. Bu idman yarın yapılmalıydı. Antrenman sonu katabolik kalmak için çok iyi. Ah, gerçekten var ya, en sevmediğim şeyler arasında trafik girer ya. Evet, kimse sevmez trafiği ama insanlar onunla yaşayabiliyor. Evet, doğru hayatın formülü salona yürüyerek gidebilmek ya. Mükemmel bir şey. Evim salona yürüyerek gidilecek mesafede olmasını çok isterdim. Olsa klasik yarışırız. Şimdi söylemeyelim bunları.